TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da teknik direktör Selahattin Dinçel, geçtiğimiz pazar günü deplasmanda 0-1 mağlup ettikleri Denizli Spor maçını ve ligin 27. hafta müsabakasında pazar günü Fethiye Şehir Stadı'na karşılaşacakları Sarıyer maçı ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı. Biz iç sahada Menemen maçını geçtikten sonra kritik bir Denizli deplasmanına çıktık geçtiğimiz hafta. Denizli Spor açısından da çok önemli bir maçtı. Bizim açımızdan da çok önemli bir maçtı. Sabırla oynadık. Takım bütünlüğünü sahaya yansıtarak oynamaya çalıştık. Genel anlamda bakıldığında çok fazla pozisyonu olmayan bir maçtı. Bizim ilk yarı bir pozisyonumuz, ikinci yarı iki pozisyonumuz var. Rakibin biri karambol, biri de savunma arkasına gidip çaprazdan yakaladığı bir pozisyon vardı. Biraz kısır bir maçtı. Özellikle rakibin genç oluşu ve alt sıralardan tam anlamıyla kurtulmak için bizim maçımızı çıkış maçı olarak görmesini, çok daha fazla mücadele etmelerini sağladı bence. Son ana kadar da mücadeleyi bırakmadılar. Ama biz maçın sonuna kadar takım bütünlüğünü bozmadık. Sağlam savunma yaptık. Takım halinde savunma yaptık. Kazandığımız bir topu çok iyi hızlı hücumla, müthiş bir hızlı hücumla sonunda da gol olan, santrası yapılmayan bir golle tekrar kazandık. Gerçekten son iki hafta yaşadığımız galibiyetler, santrası olmayan gollerle gelen galibiyetler enteresan. Hadi bir tane oldu dedik ama ikincisi de yaşandı. Ya bu gerçekten güzel. Ben takımımızın bir ivme yakaladığını düşünüyorum. Gerçekten tüm oyuncular nasıl, ne şartta görev verilirse ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu da son iki haftada özellikle oyuna giren oyuncuların hem oyuna hem skora net bir şekilde katkı sağladığını görüyoruz ve bu da herkesin biraz daha üzerine hem fiziksel hem zihinsel katkı koyduğunun bir göstergesi. Bu hafta itibariyle çok önemli bir Sarıyer maçı oynayacağız. Biz iki hafta galip geldikten sonra bu galibiyetleri bir seriye dönüştürmek istiyoruz. Özellikle Sarıyer devre arasında çok ciddi transferler yaptı. Çok iyi oyuncuları, tecrübeli oyuncuları bünyesine dahil etti. Özellikle son hafta oynamış oldukları lig maçında gerçekten çok iyi bir görüntü sergilediler. Bizim açımızdan çok önemli bir maç. Ama ben bu hafta şartlar ne olursa olsun iç sahada kazanmak isteyen bir Fethiyespor ve mutlak taraftarıyla bu maçı geçecek bir Fethiyespor bekliyorum. Ve bunun için de bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Özellikle bizim taraftarlarımız sahaya ağırlığını koyduğunda tribünden o sahaya desteklerini verdiklerinde sağ içerisindeki oyuncularımızın da mücadele gücü artıyor. Müthiş bir motivasyon, müthiş bir birliktelik sağlanıyor. Bunu biz geçmişte yaşadık. Son iki haftadır da fazlasıyla yaşıyoruz. Hem iç sahada hem dış sahada. Benim bugün buradan taraftarlara bir mesajım var. Biz Fethi olarak bir olduğumuzda, bütün olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu hafta pazar günü Sarıyer maçında tribünlerin tamamının taraftarlarımızca doldurulmasını ve bu engeli hep birlikte taraftarlarımızın desteğiyle aşmak istediğimizi söylemek istiyorum. Pazar günü herkes tribüne diyor. Var mı hocam bu maç öncesi bizde eksik cezalarınız? Son durum nedir? Şöyle Ahmet Dereli bize kart cezası olarak gelmişti. İki maç cezası vardı. Şu an itibariyle bitti. Sakat oyuncularımızdan Ömer hafta sonuna kadar İzmir'de tedavisi devam edecek. Önümüzdeki hafta itibariyle Fethiye'de çalışmalara başlayacak. Ama takıma tam anlamıyla dönüşü sanıyorum bir 3 hafta daha sürecek. Abdullah geçtiğimiz hafta %100 olarak takımla çalışmalara başladı ama tam anlamıyla hazır olmadığını düşünüyorum.
kart cezası şu anda oyuncumuz yok. Tam kadroyuz. İnşallah hafta içerisinde de bir aksilik, bir ters bir durum oluşmaz. Tam kadro olarak Ömer dışında bu maçımıza hazırlanıyoruz.